5.'si gerçekleştirilen Göçmen Medya Fuarı açılışı yapıldı. 25-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Avusturya'da farklı dillerde yayın yapan medyaların bir arada olduğu fuar 2 gün sürecek. Birçok yabancı medya kuruluşlarının da yer aldığı fuarın organizasyonu Yusuf Şener tarafından yürütülüyor. Açılışa Viyana Entegrasyon'dan sorumlu Devlet Bakanı Sandra Freuenberga ile Viyana Ticaret Odası Başkanı Brigitta Jenk de katıldı. Viyana'da göçmen medya kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen fuarda medya ile ilgili çeşitli oturumlar gerçekleşti. Fuarda bu yıl edebiyat, din, ekonomi, sosyal yaşam gibi konular üzerine oturumlar yapıldı. Etkinliğin organizasyonunu yürüten Yusuf Şener, fuar hakkında düşüncelerini şöyle dile getirdi. Etkinliğin 5. yıla ulaşması bile başarımızın bir kanıtıdır. Bu kurumsallaştığımızı gösterir. Avusturya'da yıllardır yapılan medya günleriyle yan yana olması fuarı çok daha etkili ve faydalı kılıyor. Hedefimiz başta Türkçe medya olmak üzere farklı dillerde yayın yapan medya ile bu etkinliği gerçekleştirmek. Burada Avusturya'daki kurumlara önemli mesajlar veriliyor. Bu sene sadece siyaset değil, edebiyat, din, sosyal konularda da oturumlarımız oluyor. Buna örnek olarak İslam'ın 100. yılı adlı bir tartışmamız olacak. Hem Avusturya medyası hem diğer yabancı medyalar tarafından takdir ediliyoruz. Türk medyası 10-15 yıldır Avusturya medya sektöründe. Bu yüzden fuardaki ağırlığımız daha fazla olmalı dedi. Değerli izleyicilerimiz, Göçmen Medya Fuarı'nın organizasyonunu yürüten Yusuf Bey ile beraberiz. Kendisine soracağız. Bakalım 5. medya fuarı diğerlerinden farkı oldu mu acaba diye. Yusuf Bey'i tebrik ediyoruz tekrar. Bizi de davet ettiniz, katıldık. Neler söyleyeceksiniz 5. kez düzenlemiş olduğunuz medya fuarı ile ilgili? Şimdi bir kere zaten 5. yıla ulaşmış olmak bile başlı başına başarı oluyor. Artık kurumlaşmış oluyorsunuz. O açıdan öyle bir önemli aşamaya geldik. Bir önemli başarı da yine geçtiğimiz senelere oranla Avusturya'nın yıllardır yapılan Österreich Made in Tag, yani Avusturya Made in günleriyle aynı anda yan yana bu fuarı yapmış olmamız. Yani büyük medya fuarı ve bizim etnik göçmen medyasının bir arada olduğu böyle bir etkinlik tabii ki çok daha faydalı, çok daha etkili. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz inşallah aşağıda, yani Avusturya medyasının bulunduğu büyük salonda bizim başta Türkçe medya olmak üzere diğer eski Yugoslavya'dan olsun, Afrika'dan olsun farklı dillerde yayın yapan medyanın hep bir arada olduğu bir fuar gerçekleştirmek, o hedefe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu sene Göçmen Medya Fuarı'nın asıl ana konusu neydi? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Katılanlar şu ana kadar neler söylediler 5. kez düzenlemiş olmasından dolayı? Şimdi siz de gördünüz, çok değerli misafirlerimiz vardı. Hepsinden iltifat duyduk. Sağ olsunlar, Viyana'da özellikle, ama sırf Viyana değil, Avusturya'da da birlikte yaşama katkıda bulunan bir etkinlik bu. Niçin? Bildiğiniz gibi medya bilgilendirme konusunda önemli bir sorumluluğu olan kurumlar. Dolayısıyla burada Avusturya toplumuna mesajlar veriliyor. Bu mesajlar sırf politika ya da ekonomiyle ilgili değil. Mesela bu sene edebiyat ve din konusunu da programımıza aldık.